Evet, şimdi aslında doğru yerle başladık da tam olarak orada anlattığım şeyden bahsedeceğim. Bunlardan anlatmıştım ve hani oradaki isim şeydi. Yani gerçekten dağıtım yapacağız demiştim. Burada sizin için de oluyor. Hani şey değildi böyle, çok ümidim yoktu canlılıklarına dair. Ama hani bu birazcık daha tabii sulandırılmış versiyon. Orada matematik de vardı. Burada da olacak. Bir tane tanıtım yapacağız. Neyse, başlayalım. Şimdi bu sırada anlatmayacağım aslında. Diafantus'u biraz sonra göreceğiz. Bu üçgenlerle başlayacağız. Problemimiz şu. Çok basit bir problem. Ki hani problemi eski Yunan da anlardı. Soruyu problemi soran eski Yunan değilmiş. Ben hep eski Yunan problemi zannediyordum bunu ama hangi n pozitif tam sayıları kenar uzunlukları rasyonel sayılar olan bir dik üçgenin alanıdır? Uzun bir cümle değil mi? Şimdi bir tane şekil çizeyim. Ha, problemimiz şu. Alanı n olacak dik üçgenimizin, bu bir dik üçgen. Kenar uzunlukları a, b, c. Bunlar rasyonel sayılar olacak. Yani aslında şöyle üçlüleri arıyoruz. A kare artı b kare işte c kare olacak. Ve a, b bölü 2 de bizim bize verilen n tam sayısı olacak. Hangi n tam sayılar için böyle üçlüler bulabilirim? Ya da böyle üçgen bulabilirim. Problemimiz bu. Şimdi bu problemi ilk Araplar soruyor. Orada Arapça bir şeyler gördünüz ama yani Arap kaynaklarında bu problemi rastlanıyor 10. yüzyılda. O zamanın süper gücü Araplar. Bu problemi ünlü yapansa Fibonacci herhalde. Ona Alman kralı Friedrich, 2. Friedrich soruyor. N eşittir 1, bu şart sağlar mı? Yani alanı 1 olan, kenar uzunluğu rasyonel sayılar olan bir dik üçgen bulabilir miyim? Bunu Alman kralı soruyor. Sana ne yani? Neyse, bunu soruyor ve Fibonacci'ye soruyor. Fibonacci bir de İtalyan'da hatta biliyorsunuz da onu çağırıyor sarayına ve orada geliyor. Hani tutup böyle rastgele karşısına çıkan işte palyaçosuna falan sormuyor. Böyle bir üçgen var mıdır falan hani diye sormuyor. Fibonacci çağırıyor ve böyle bir şey var mıdır diyor. Fibonacci bunu çözemiyor o zaman. Bu problem bitmiyor. Sizinden bahsedeceğim zaten. Ne eşittir bir için doğru mu diye soruyor. Ya problemimiz bu. Ve ama Fibonacci çözemiyor ama problemin isim babası oluyor. Bu tarz bu şekildeki n tam sayılarına denk sayı diyor. Denk sayı dediğimde anlayacağınız şey bu. Yani kenar uzunlukları rasyonel sayılar olan bir dik üçgenin alanı n ise bu n sayısına diyorum. Denk sayı diyorum. Şimdi neden denk? Ha burada birkaç örnek var. Mesela n eşittir 6 denktir demem bile gerek yok değil mi? 3, 4, 5 üçgenin herkes biliyordur. Alanı 6 işte gördüğünüz gibi. 6 denk sayıdır. 5 de bir denk sayıdır. 7 de burada bir denk sayıdır. Görüyorsunuz bunlar aradığımız dik üçgenler. Ya bulması o kadar kolay değil belki bunları gördüğünüz gibi. Yani burada sayılar gibi de komplike olmaya başlıyor ki hani bunu daha vahim durumlarını göreceğiz. Ama birer birer böyle elle yapılabilecek hani şu problem ortaya çıkıyor. Bu n sayılarını belirlemek gerçekten güç bir problem. Yani hani düzgün bir algoritmamız yok normal koşullarda. Biraz beklememiz gerekecek önce. Şimdi problemimiz bu. Neden denk sayı diyoruz? Neyin denki bu? Neyin denk gelmesi? Birazcık modüli dersi yapalım. Şimdi problemimiz şuydu. Öyle üçleri bulun ki yani alanı ne olan dik üçgenleri bulun. Öyle bunun tüm kenarları rasyonel sayılar olsun. Yani şöyle üçleri arıyoruz. Bu üçlerle üç terimli tam kare olan ve ortak farkları ne olan dikizler arasında birebir eşleme var. Yani RST üçleri öyle ki bunlar işte R kare, S kare, T kare dediğim şeyler bunlar benim tam karelerim. Bunlar rasyonel sayıların kareleri. Ve bunların böyle artışık olanların farkları hep ne olacak? Bu şekildeki üçler kümesiyle aynı. Yani şu şekildeki üçlere bakıyorum. X kare bir rasyonel sayının karesi olacak. X kare eksi ne? Başka bir rasyonel sayının karesi olacak. X kare artı ne de başka bir rasyonel sayının karesi olacak. Bunun böyle bir x'in bulunabilmesini olanaklı kılan n tam sayılarına işte denk sayı diyor Fibonacci. Karelerin kitabı ise bilir kitabında. Kareler çalışıyor burada. Niye denk sayıyor? İşte 3 tane tam kareyi denk getiren sayı anlamında. Tamam mı? Bunlar aynı şeyler. Yani isterseniz böyle üçleri ararsınız. İsterseniz alanı ne olan üçgenleri anlatırsınız. Üçgenleri çizmesi daha kolay. Şu üçleri sürekli olarak yanmaktansa biz üçleri arayalım. Şöyle üçgenleri arayalım. Anlaşıldı mı? Denk sayı denen şey budur. Ama dedim bu sadece şu anda unutabilirsiniz tamamıyla. Şimdi geldik. N eşittir 1 denk sayı mıdır? Hikayesine. Yani N eşittir 1 için böyle bir üçlü var mıdır? Bunun cevabını veren Fermat. Palavracı Fermat. Belki ismini duymuşsunuz daha. Fermat'ın son teoremi diye bir şey vardı. Problem vardı. Hani Fermat'ın teoremi değil ama Fermat'ın önerdiği problem de bu. O problem değil bu arada. Alakalı bunlar. Bu ne? O işte hani neyse. Detaya girmeyelim. Bunlar alakalı problemler. Fermat o problemini çözdüğünü iddia ettiği problemi 350 yıl sonra Andrew Wiles çözüyor. Princeton'ın matematikçi, İngiliz kendisi. Ve hani o çözümle alakalı Fermat dediği şey de Fermat bir avukat aynı zamanda. Asıl mesleği hatta o. Ve
hukuk kitaplarının kenar köşesine bu ispatları yazıyor. Dediği şey, hani ben bu teoremin çok güzel bir ispatını buldum ama hani yerim gerçekten çok dar, o yüzden yazamayacağım buraya diyor. Ama genel kanı falan böyle oluyor. Her neyse, şimdi bu Fermat yalnız bu teoremi gerçekten ispatlıyor. N eşittir 1, denk sayı değildir. Yani alanı 1 olan, kenarları rasyonel sayılar olan bir dik üçgen yoktur. Tamam mı? Nasıl ispatlayacağız bunu? İşte dediğim gibi hani matematik konuşması bunda ne olursa olsun, günün yüzü gibi olsa matematik konuşması, bir tane kanıt yapacağız burada, tamam mı? Yapalım. Şimdi diyelim ki böyle bir üçgen bulunsun. Şimdi biz bu önermenin yanlış olduğunu kanıtlayacağız. Tamam mı? Bu önerme yanlışsa bunun tersi doğrudur. Bunun tersi de böyle bir üçgenin olmaması. Tamam mı? Şimdi diyelim ki böyle bir üçgen olsun. Hatta bir üçgen, işte ABC olsun kenarları. Bunlar bakın rasyonel sayılardır. Rasyonel sayı ne demek? Tekrar hatırlayayım. İki tane tam sayının oranı olarak gösterilen sayılara rasyonel sayı diyoruz, değil mi? M bölü N. Bunlar tam sayılar. Alanımız 1. Bunların her biri rasyonel sayılar. Burada hipotenüsü işaretledim. Bak, hipotenüsün payı M, paydası N. Şimdi diyelim ki böyle bir üçgenimiz olsun. Tamam. Şimdi burada bir hinlik var. Fermat şunu gösteriyor. Eğer böyle bir üçgen varsa, kenar uzunları ABC olan, bir hipotenüsü M bölü N olan, öyle başka bir dik üçgen daha vardır ki, bunun alanı yine 1 olsun. Fakat bir defa hipotenüsün payı, M üssü o, diğer üçgende, M'den kesinlikle küçük olsun. Böyle bir üçgen her zaman bulabilirim diyor. Yani sen burada bir üçgen buldun, ben bu üçgenin hipotenüsünün payını küçültebilirim istersen. Burada bir abukluk var değil mi? Ben size bir tam sayı söyleyeceğim, siz de pozitif tam sayı söyleyeceğim, siz de ondan her zaman daha küçük bir tane pozitif tam sayı söyleyeceksiniz. Bire vurursanız ne yapacaksınız? Bu bize diyor ki burada bir çelişki var. Yani yaptığımız şey şu, bakın burada aslında, buradaki opus box adamını söyleyemiyorum size. Burada ciddi matematik var. Tamam mı? O yüzden opus box bu. Hani birazcık şey... yani kabaca fikir şu, eğer üçgeniniz varsa, alanı 1 olan, bunun hipotenüsü M bölü ne olsun? Bunun hipotenüsünün payından daha küçük payı olan, daha küçük hipotenüsünün payı olan bir üçgen daha yazabilirim. Sonra bunu bir kere daha yapabilirim. Daha küçük bir şey daha yine bulabilirim. Yani bir tane tam sayım var M, ondan daha küçük bir tam sayı bulabiliyorum bu yüzden. Bu üçgen yüzden daha küçük bir tam sayı bulabiliyorum. Bunu istediğim kadar devam ettirebilirim normalde. Ama yerim yok. Tam sayılarda böyle bu kadar yerimiz yok. Sıfırla bir pozitif tam sayı arasında istediğiniz kadar tam sayı giremez. Bize çelişkiye veren şey bu. Bu olanlıklı değil. Çünkü bizde burada hani ters gidecek şey ne? Ya opus box'a inanmayacaksınız ki o doğru. Ya da ilk baştaki şu adım yanlış. Böyle bir üçgen, yani şu başladığım böyle bir şey yok en baştan beri. Demek ki bu yanlış. Demek ki böyle bir üçgen yok. Bunu kazanmış olur. Bu yönteme Fermat'ın sonsuz ilişkiler yöntemi diyor. Yani hani genel olarak mantık şu. Bir tane önerme var. Bu önermeden başka bir önerme, bu önerme doğruysa başka bir önerme de doğrudur diyorsunuz ama o diğer önerme bu M'den, M pozitif tam sayısından küçük, kesinlikle daha küçük, başka pozitif tam sayısının varlığını da gerektiriyor. Anlaşıldı mı? Bu da bir mümkün değil. Peki, tamam, ders şey, konuşmanın teknik kısmı bitti. Biraz daha diyebiliriz. Şimdi gelelim bizim genel problemimize. Bir o için mümkün değil, böyle üçgenler yokmuş. Alanı N olan üçgenler var mıdır, yok mudur? Problemimiz bu. Alanı N olan kenarları rasyonel sayılar olan. Şimdi bu üçgenlerle şu eğri üzerindeki rasyonel koordinatlı noktalar arasında birebir eşleşme var. Her rasyonel nokta değil, ikinci koordinatı sıfır olmayan. Yani bakın burada ikinci koordinatı sıfır olan, y koordinatı sıfır olan üç tane nokta var burada görüyorsunuz. Ki onlar neyi karşılık geliyor? Burada görebilirsiniz belki. X eşittir sıfır, y eşittir sıfır. X eşittir N, y eşittir sıfır. X eşittir eksi N, y eşittir sıfır. Bunun her biri bu eğri üzerinde. Bu noktalar dışında başka bir noktanız varsa böyle eğrinin üzerinde rasyonel koordinatta, o zaman bir tane üçgeniniz vardır diyorum. Hatta bu işlemin ne olduğunu yazacağım size, pardon. İşte eşleşme de burada, yani çok merak ediyorsunuz bu nereden geliyor. Tamam mı? Yani bu üçlülerle, yani alanı N olan üçgen, dik üçgenlerle, kenarları rasyonel sayılar olan, bu eğrinin üzerindeki şeyleri, koordinatları rasyonel sayılar olan ve ikinci koordinat sıfır olmayan noktalar arasında birebir eşleşme var. Yani böyle bir üçgen bulabiliyorsam, böyle bir nokta bulabiliyorum burada, böyle bir nokta varsa böyle bir üçgen bulabiliyorum. Yani dolayısıyla bu eğrinin üzerinde böyle noktalar var mı yok mu diyeceğim. Bakın bu bir tek, bu tarz denklemleri biz diofant denklemi diye birazdan göreceksiniz. Problemimiz buna dönüştü. Yani ne, acaba denk sayı mıdır sorusuyla şu problem denk birbirine, bu eğri üzerinde, yani işte bu diofant denklemi, 0, 0, 0 ne, 0 eksi n'den başka bir çözümü var mıdır yok mu? Problemimiz bu. Anlaşıldı mı? Hani burada yine ufacık bir muhkabazlık var. Hani o kısmı da şey, zaten şurada size açıkladım.
isterseniz bakabilirsiniz. Problemin dönüşümü sağlayan şey dönüşüm, yani bu problemi buna dönüştüren dönüşüm burada. İşte ABC fikirleri bu şekilde, ikililere bu şekilde karşılık geliyor. Peki, böyle bir bu denklemleri çözeceğiz. Diofant denklemi dediğim şey nedir? Diofant yine hani eski Yunan değil aslında, İskender değil Diofant. Ve onun ilk böyle hani polinomsal denklemleri kağıt üzerinde en azından yazdığına şahit olduğumuz matematikçi Diofantus. Hani bu tarz denklemler o yüzden onun ismi verilmiş. Bir tane polinomumuz var bizim. Katsayıları, rasyonel sayılar olan. Örnek şu mesela. Az önce bizim karşımıza çıkan bir polinom muydu? Bir değişkenli polinom bakalım. Polinomla yakın bari merkez gidiyor bu. Tarih fakültesinin şey, günlük ürünleri dolayısıyla kabul ediyorsunuz. Üçgenlerle merkez gidiyor vesaire. Bu polinomun şey katsayılar, rasyonel sayılar, bu polinomun çözüm kümesine bakıyoruz. Yani bu polinom ne zaman sıfır olur? Buradaki önemli nokta, tüm girdiler rasyonel sayılarken ne zaman bunu ben sıfır yapabilirim? Tamam mı? Yapan denklem bu. Yani bizim çözüm kümesini betimlemeye çalışıyoruz. Bu problem güç problem. Defalarca bulup yüz yüze bulacak zaten problemi güç problem oldu. Şimdi mesela bir tane örnek, işte az önce karşımıza çıkan, hani bu şey vardı. Y kare x küp eksi n kare x eğrisi vardı. Hani o bunu bu denklemi mesela, y eşittir sıfırdan farklı çözüm varsa n işte şey oluyor, denk sayı oluyordu hatırlarsanız. İşte bu diofant denklem o yüzden ilginç. Daha basit bir şey deneyelim. Dediğim gibi hani problem zor bu haliyle. İşte şu denkleme bakalım. X küp artı y küp artı z küp eşittir 29. Bu da bir diofant denklemi. Bunun ben tam sayı çözümlerine bakıyorum. Tamam mı? Tam sayı çözümlerine bakalım şimdi. Mesela 3, 1, 1 tam sayı çözüm bu. Başka görebiliyor musunuz? Görebilen var mı? 25. Önemli değil. Yarışma değil bu. 4 eksi 3 eksi 2 mesela başka bir çözüm yerine koyabilirsiniz. Peki başka var mı? 0, 2, 5. Muhtemelen efendim? Ha, ha. Ha, yani. Peki. Beni şaşırtacak başka çözüm var mı? Okay, var aslında da neyse. Hani kasmayalım. Peki bu denklemin bir çözümünü görebiliyor musunuz? Deneyin. Denemeyin. Bu 1970'e kadar cevaplanabilmiş bir soru değil. Bilgisayarlar ilk böyle hani işlevsel bilgisayarlar bulununca ancak bunun cevabının evet olduğu ortaya çıkıyor ne yazık ki. Ve bulunan en küçük çözüm bu. 2 milyar vesaire vesaire. Tamam mı? Başka çözüm var mı yok mu ben bilmiyorum. Tamam devam edelim. Hızımızı alıyoruz. 31, 32, 33 için bakalım bir de. Aynı denklem sadece şu sağdaki tam şeyler değişti. Şimdi bu denklemin 30, yani şu iki denklemin çözümü yok. 31 ve 32 için. Bunun için genel bir sebep görebiliyor musunuz? Neden bunun çözümü olmayabilir? Ben size söyleyeyim hızlıca. Bunun sebebi şu, bir tam sayının kübünü alıp 9'a bölersiniz, 0, 1 ya da 8 kalınını bulursunuz her zaman. Ve bu kalanlarla da hiçbir zaman, mesela burada 4 kalınını bulamayacağınız için 31 yazamazsınız. 5 kalınını da yazamayacağınız için 32 de yazamazsınız. Yani ilk ikisinin çözümü olmadığını bu şekilde hızlıca kanıtlayabilirsiniz. Bu gerçekten şey, hani yani o Alkan'ın bahsettiği ortaokul çocuklarının çözebileceği problem. Tamam mı? Yani gerçekten şu ikisi basıyor. Yani bununla alakalı bir şey yapmıyoruz. Bunlar kolay. Peki üçüncü problem, şuna bakalım. Bunun ikisinin çözümü yoktur ve gerekçesi basit. Bunun çözümü var mı yok mu? Kimse bilmiyor. Yani çözümü var mı yok mu dahi bilmiyoruz. Tamam mı? Yani hani sadece hani arayıp bulamıyoruz falan filan. Hani gerçekten yani nasıl bulacağız? Şu denklemin çözümü yok. Çok şaşırtıcı. Yani çözümü var mı yok mu bilmiyoruz. Bak çözümü yok. Basit bir şey olurdu. Yani iyi bir cevap olurdu. Çözüm var mı yok mu bilmiyoruz. Yani Google da bilmiyor. Kod yazabiliriz belki. Hani bir algoritma yazıp değil mi? Hani yapacağımız şey bir bilgisayara ameliyat yaptırabiliriz. Değil mi? Hani bir bilgisayar belki bize bunu söyleyebilir. Hani var mı bunun tam şey çözüm var mı yok mu? Birer x y z'yi deneyerek belki bir gün çözüme ulaşırsa değil mi? Hani çözüme ulaşırsa bir şeyler söyleyebilir. Ama belki çözüme ulaşmadan da bize bunun çözümü yok diyebilecek bir algoritma yazabiliriz. Yani problemimiz şu. Bir kod yazalım. Öyle bir bilgisayar kodu yazalım ki bu girdi olarak böyle bir diofant denklemini alsın. Yani işte bir polinomsal denklem alsın. Çıktı olarak da bana bunun çözümü var ya da yok desin. Bu kadar basit. Çözümün hepsini bulsun falan istemiyorum. Sadece çözüm var desin ya da çözüm yok desin. Ama kesinlikle bu hükme ulaşsın. Tamam mı? Problemimiz bu. Öyle bir kod yazacağız ki bu kodun, bu algoritma bana şunu söyleyecek. Diofant denklemi alacak girdi olarak. Yani tabii ki evrensel bir kod olacak. Yani diofant denklemine bağlı bir kod yazın demiyorum. Yani ki onun da mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Yani mesela olsaydı diğer denklem çözmüş olurdu. Ama en azından buradaki derdimiz evrensel kod yazmak. Bunun içine diofant denklemi koyacağım. Çıktı olarak da çözüm var, çözüm yok. Bunlardan birisini bana söyleyecek. Böyle bir şey
mümkün mümkün olmasını beklersiniz değil mi? En azından neyse. En azından birazdan şaşıracaksınız. Şimdi bu Hilbert'in 10. problemi olarak biliniyor. Hilbert bir Alman matematikçi. Matematik okuyanlar Hilbert uzayı diye bir şey vesaire duyacaklardır diye biliyorlar. Mesela fizikçi dediler de duyuyorlar Hilbert'in ismini. Ama Hilbert muhtemelen fizikçi olduğunu söylemek istemezdi. Bence Hilbert matematikçi olduğunu düşünüyorum. Bence öyle. Şimdi Hilbert bu 1900 yılındaki Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde, Paris'te düzenlenen kongrede, o yüzden Fransızca şeyi bulamadım, Hilbert'in kendi makalesini, onun adına yazılmış. Matematiğin geleceğinin problemleri. İlgili bir isimli bir şeyi var. Bir hani konuşması var. Bu konuşmasında 23 tane problem öneriyor. 23 problemin 10.sü bu 23 problem işte hani önümüzdeki yüzyılda diyor. Hani o geçtiğimiz yüzyıl diyor. Çözülmesine öncelik verilmesi gereken problemler diyor. O listedeki problemlerden 10.sü az önce verdiğim şu problem. Böyle bir kod var mıdır, yok mudur? Böyle bir kod yazın. Tamam mı? Problemimiz bu. Yani en basitinden böyle bir kod var mıdır, yok mudur? Hani bunu araştıralım. Yani olmaması için bir sebep var mıdır acaba? Mesela. Hilbert böyle bunun bir pozitif çözümü olacağını düşünüyor. Yani böyle kodun yazılabilir olacağını bekliyor aslında. Çünkü başka bir yerde şunu söylüyor. Matematikte bilemeyiz diye bir şey olamaz. Hani bilmiyoruz olabilir ama bilemeyeceğimizi nasıl kanıtlarız? Böyle bir şey olamaz matematikte. Yani bilemeyiz diye bir şey olamaz matematikte. Ya ben size bir tane denklem veriyorsam, bunun çözümü var mı da yok mu diye soruyorsam, bilirsiniz bunun cevabı. Bilebilirsiniz en azından. Bir şey, yani bunun bir yöntemi olması lazım değil mi? Bakın bir denklem yazmış üçüncülerciler. Bunun çözümü var mı yok mu? Bilemiyoruz diye bir şey çok tuhaf. Hani evet hayır makul ama bilemeyiz. Değil mi? Yani kimse bilemez. Şimdi Hilbert buna inanıyor ama Hilbert hatalı. Bu 1970 yılında kanıtlandı hatalı olduğu. Kanıtlayan kişi Matthias Ebich. Gerçi sadece Matthias Ebich'e burada ayrıca bir kredi vermek hatalı yani. 3-4 insanın çalışmasını tamamlıyor Matthias Ebich burada ama neyse hani en son noktayı koyan kişi o. Şunu söylüyor, işte bu diyafan denklemleri çözülebilirliği hükümsüzdür. Ne demek bu? Yani hani az önce sorduğum sorunun cevabını veriyor bu. Yani her diyafan denklemi bize verildiğinde bunun çözüm olup olmadığı hükmüne varacak bir algoritma yazmak mümkün değildir. Böyle bir algoritma bulunamaz. Tamam mı? Hani bulamıyoruz, işte Google'daki bir sekme şudur budur falan filan değil. Böyle bir algoritma kimse zaten yazamaz. Tamam mı? Bunu ispat ediyorum. Yani bu bayağı üzücü bir durum değil mi? Hani sadece, yani değil mi? Burada hani hiç uğraşma bile diyor sana. Yani bir yandan güzel bir şey, bayağı bir emek kazancı ama bir yandan da o basit, hani o basit denklemleri dahi oturup çözüm var mı yok mu? Bize makine söyleyemez. Öyle bir algoritma kurgulayamayız. Peki biz dik üçgenleri yazalım o zaman değil mi? Hani genel diyafan denklemleri çözemeyeceğimizi bilmiyoruz. Herhangi bir kod bulunduğunda mantıklı yoksa herhangi bir denklem için? Herhangi bir denklem için. Evrensel tüm denklemler için bir kod yazamazsın ki işte o sıra o denklem, yani denklem veren bir tanesini alacak, çift olarak evet hayır. Yani bir denklem vermiyor bunu. Bir denklem vermiyor, hayır. Aslında bir dakika, yani onu güzel soru, bir tane denklem veriyor aslında. Yani Matthias Ebich o hani çözüm, bunun çözümünü böyle bir kodun bulunmamasını sağlayacak denklem yazabiliyor. Yani. Bu yöneliğin de böyle. Aynen öyle. Var, evet. Benzer bir yol istiyorsun. Benzer yol yok. Yani, değil. Yani konu aynı konu, evet. Evet, kontekst aynı ama ya zaten polinom yazıyor. Yani Gödel'in ise şaşırtıcı. Hani Gödel bunu şey, zaten hani böyle bilemeyizin kanıtını Gödel şey, matematik kontekstin dışında da veriyor. Daha sonra matematikte biliyorsunuz zaten, bunun daha meşhur örnekleri de var. Bu hani continuum hipoteziyle, değil mi? Continuum hipotezinin hükümsüzlüğü mesela, o da ayrı bir şey, yine hükümsüzlük bir şeyi. Bu bir açıdan, yani değil mi, yani şaşırtıcı diyemem ama yani biraz şöyle daha tuhaf, ya polinomlardan bahsediyoruz. Yani polinomsal denklemlerin çözümü var mı yok mu, yani nasıl hükümsüz olabilir? Yani çok basit bir yapıdan bahsediyoruz yani gerçekten. Peki, şimdi yine hatırlayalım, bakın dik üçgenlere geri dönüyoruz dedim. Alanı N olan, kenarları rasyonel sayılar olan dik üçgenler var mıdır yok mudur problemimiz? En azından şu özel diyafan denklemine bağlıydı bu. Bu problemi incelemeye çalışalım. Şimdi bakın hatırlarsanız böyle bir N tam sayısını gerçekten bir dik üçgen alanı olabilmesi için kenarları rasyonel sayılar olan gerek yeter koşul bu N'nin üzerinde 3 noktadan başka bakın 0 0 0 N 0 eksi N
Bunun üzerinde böyle 3 tane nokta var. Bunlardan başka mesela koordinatta bir nokta bulunabilirsin. Tamam mı? Buydu. Hani ben bir eşleştirme yazmıştım bunların arasında. Gerek yeter kuşu bu. Dolayısıyla biz bu denklem, yani şu diagonal denkleminin bundan başka çözümü var mı? Ya da şu evrimde bundan başka çözümü var mı? Onu inceleyeceğiz. Şimdi bu evrimlere biz özel bir isim veriyoruz. Bu evrimlere eliptik eğri deniyor ki hani belki hani bunu biliyorsunuz ama bu konuşmanın gerçekten süper yıldızı bunlar. Tamam mı? Eliptik eğriler gerçekten burada siyasetin büyük mesele. Ve hani eliptik eğrilerle alakalı problemler zor. O yüzden problem zor. Tam olarak problemimiz bu. Şimdi eliptik eğri diyoruz bu tarz eğrilere. Bu eğrileri incelemeye devam edeceğiz birazdan. Şimdi dediğim gibi bu bizim eğrimiz buydu. Buna benziyor genel olarak eliptikler. Hani reel sayılar reel sayı çözümü neye benziyor diyorsunuz al işte. Küme buna benzeyebiliyor mesela bu durumda. İki parçası var bunu gördüğünüz gibi. Tamam mı? Yani bu hani reel nokta kümesi, reel noktaların nitelikleri, yani reel koordinatlı noktaların kümesi neye benzer? Sonuçta cevabı kolay. Problem burada bunun rasyonel koordinat noktaları olmasında. Bunun üzerindeki, şu evrenin üzerindeki rasyonel koordinat noktaları nasıl belirleyeceğiz? Düzgün bir algoritma var mı? Neye benzer bunlar? Tamam mı? Bir yapı var mı bunların üzerinde? Şimdi üç tane bariz noktamız var. Ben bunlara adi rasyonel noktalar diyorum bu yerine. Çünkü varlıkları şey değil. Şaşırtıcı değil, değil mi? Bunları herkes görebiliyor. Ve hani zaten bizim derdimiz, bunun üzerinde adi olmayan nokta var mı? Bunu belirlemeye çalışıyoruz, değil mi? Eğer adi olmayan nokta varsa ne denk sayı, adi olmayan nokta yoksa ne denk sayı değil. Şimdi bu noktalar kümesini betimleyeceğiz. Derdimiz bu. Deneyeceğiz aşağıda. Hemen bir örnek verelim istiyorsanız. Bakın E6'ya bakalım. Y kare x eksi 36x. İşte bunun adi noktaları var gördüğünüz gibi. X6'ya 0, 0, 0. Evet, 6'ya 0. Şimdi bunun üzerinde adi olmayan bir nokta söyleyebilir misiniz? Tamam, daha basit bir şey söyleyeyim. Bunun üzerinde adi olmayan bir nokta olduğunu kanıtlayabilir misiniz? Niye bunun üzerinde adi olmayan bir nokta var? Çünkü 6 bir dik üçgenin alanı. Hangi dik üçgenin alanı? Rasyonel kenarlı 3, 4, 5. Bunun üzerinde adi olmayan nokta olduğunu zaten biliyorum işte. O noktada 12-36 noktasına karşılık geliyor. Tamam mı? Şimdi birincisi bu. Şimdi bu noktaları betimleyeceğiz dedik. Bunun üzerinde adi noktalar var dedik. Bu adi olmayan noktaları anlayalım. Şimdi burada başka büyük bir iş geldi şimdi. Bu Mordell'in 1922 yılında kanıtladığı teorem. İlk başta şunu söylüyor. Bu eğrinin üzerindeki rasyonel koordinatlı noktalar kümesinin adi olmayan bir elemanı vardır. Ancak onun sonsuz sayıda elemanı var. Yani tek bir tane fazla eleman bulabilirsiniz, sonsuz tane bulabilirsiniz. Aslında üçgenler dilinde şunu söylüyor. Alanı N olan rasyonel kenarlı bir tane dik üçgen bulabilirseniz, alanı N olan rasyonel kenarlı sonsuz tane dik üçgen de bulabilirsiniz. Bunu söylüyor. Çok masum görünüşlü değil mi? Eski Yunan da bunu anlayan mesela. Hani onlar çözebilir miydi? Hayır. Bu 1908 yılında aslında bu hani eliptiklerin genel yapısıyla alakalı problem bu. Çok büyük puan kararı veriyor 1908 yılında. Ve 14 yıl boyunca çözüm bekliyor bu. Hani bu modelin genel başka bir teoreminin sonucu aslında bu. Matematikte genelde işler böyle ilerliyor biliyorsunuz. Hani çok daha yani bir şey ispat edip, bu da doğru biliyorsunuz. Mordell'in teoremi bunu söylüyor. Eğer bunun üzerinde adi olmayan tek bir nokta varsa aslında sonsuz tane vardır. Nasıl kanıtlıyoruz bunu? Merak etmeyin, burada ciddi kanıt yapmayacağım. Simya yapacağız. Böyle bir şey nasıl var olabilir? Nedir matematiksel simyadan kastım? Bir eliptik eğrimizi alacağız. Bunun üzerinde toplama çıkarma yapılabilen bir objeye dönüştüreceğiz. Tamam mı? Bu eğrinin üzerinde toplama çıkarma yapacağız bu noktalar üzerinde. Temel fikir burada bu. Ve bu işte toplama çıkarma yaptığımız objeye biz grup diyoruz genelde. Hani şeyde matematikçi olarak. Hani bunu gruba dönüştüreceğiz. Hani bunu lisede belki görmüşsünüzdür. Ama tabii hiç bahane nedir ki grup demişsinizdir değil mi? Genel bir tane soyut bir kümeniz var. Bunun üzerinde soyut bir işleminiz var. Yani. Değil mi? Ne yapalım bu işlemleri? İşte mesela bunun güzel bir uygulaması. Bunun üzerinde böyle bir yapı olması bizi bayağı bir yerlere götürüyor. Şimdi nedir bu? İstiyorsanız bu şey nedir yani? Toplam işlemi nasıl yapacağız onu da göstereyim. İki tane noktamız var diyelim ki P ve Q bu yerin üzerinde. Bunlardan geçer doğruyu çizebilirsiniz. Bu doğruyu çizdiğinizde P ve Q rasyonel koordinat noktalar. Bu doğruyu çizdiğinizde üçüncü bir noktada kesecek yerinizi. Ve şunu da kanıtlayabilirsiniz. Bunlar eğer koordinatları rasyonelse bunu da koordinatları rasyonel sayılabilir. Tabi örnek verelim. Kocaman bir yeri bulunuyor. Y kare eşittir. X küp 210'un karesiyiz. Yani bu eğrinin üzerindeki adi olmayan noktalar neye karşılık geliyor? Alanı 210 olan dik üçgenlere.
Alın bir tanesi. 7,5, 56, 56,5 üçgen. İlk defa görüyorum şu an. Alan 210. Ama var böyle bir üçgen ve gerçekten de hani istiyorsanız, üşenmiyorsanız yazın şeyi. Evet, bunu Pisagoras üçgüsü olur, kanıta ediyorsanız. 240'a eksi 1800 buna karşılık gelen nokta. Bunun üzerinde bir nokta. Bu da başka bir tanesi. O da şu üçgene karşılık geliyor. 21, 21, 29 üçgenine karşılık geliyor burada. Bunu da alın 210. Değil mi? Şimdi bunların geçen doğruyu çizerseniz, kesti üçüncü noktada bu nokta 1260'a bunu hesaplayabilirsiniz. Yani şunu hesaplamak çok kolay. Bu doğruyu çizdikten sonra elin denklemini biliyorsunuz. Üçüncü noktayı bulabilirsiniz değil mi? Viyat atıları eğer zaten bulmak çok kolay bir çözüm yöntemi var. Bunu bulabilirsiniz. Bunu bulduktan sonra da göreceksiniz ki bu karşılığına karşılık gelen bir üçgen de şu 12, 35, 37 üçgenidir. Tamam mı? Mesela gördüğünüz gibi bunun üzerinde böyle şu iki doğruyu çizdiğimde bu bana bu doğru üzerinde üçüncü bir noktayı veriyor. Şimdi bunu yapmıştık hatırlarsanız. Üçüncü noktanın koordinatları da rasyonel sayılar. Bunu yansıtabilirim ben x80'e şey, x80'e göre. Efendim? Evet. Evet. Yani fikir şu. Rasyonel koordinatlı bir tane şeyim var. Polinomum var. İki kökü rasyonel. Köklerin toplamı da rasyonel. Çarpımı da rasyonel. Dolayısıyla. O kadar basit. Şimdi ikisi rasyonel, kesişim rasyonel koordinatlı. Yansıtabilirim. Yine bana eğrim üzerinde nokta verecek. Çünkü bakın denkleme bakın y kare eşittir. X küp eksi y kare. Yani x, y benim üzerim, şey, eğrim üzerindeyse x eksi y de eğrim üzerinde. Yansıtabilirim dolayısıyla. İşte bu nokta P ile Q'nun toplamı. P artı Q dediğim şey bu. P ile Q noktasını topladığımda işte üzerindeki bu hani toplama yaptığım toplama işlemi tanıyacağım demiştim. Toplama işlemi bu. P ile Q toplarsam bu noktayı buldum diyeceğim. Böyle bir işlem tanımlıyorum. Mesela Q'nun tersi bu işleme göre yani eksi Q hani çıkarma da yapacağım demiştim. Q eksi Q nedir bu durumda? Direkt şu yansıması. Tamam mı? X eksenine göre. Bunu da eksi Q olarak tanıyacağım. Bu gerçekten bize doğru düzgün hani normal tam sayılar gibi bir işlem verecek. Yani Mördel'in teoremi kabaca şunu söylüyor. Bu nokta bu noktalar kümesi toplama çıkarma işleminde kabaca toplama işlemi altındaki tam sayılara benzer. Bunu söylüyor. Hani belki işte biraz isimleri değiştireceksiniz. Şudur budur. Kabaca şu kümeyi ve şu işlemi bunun üzerinde burada göreceksiniz. Bunu söylüyor. Tamam mı? Çok kabaca. Yani üzerine toplama çıkarma yapabiliyoruz. Bunun ispatı böyle. Dolayısıyla bakın Mördel şunu ispatladı bize. Adi olmayan bir elemanı var bizim bu eğrimizin üzerinde. Ancak ve ancak bu eğrimin üzerinde sonsuz tane eleman var. Daha önceden biz şunu keşfetmiştik. Denk sayıdır bu şey. N1 denk sayıdır. Yani böyle bir dik üçgen vardır. Ancak ve ancak bu kümenin adi olmayan bir elemanı vardır. Yani ikisini bir araya koyarsanız denk sayı olması için neyin gerek yeter koşul bu kümenin sonsuz tane elemanı olması. Yani bir tane daha fazla elemanı var mıdansa sonsuz tane elemanı var mı yok mesela. Bunun eleman sayısını saymaya çalışabiliriz ve bunun sonu olmadığını göstermeye çalışabiliriz vesaire. Böyle bir şey deneyebiliriz. Acaba böyle bir şey gösterebilir miyiz? Şimdi problemi şurada düştü. Hangi n'ler için n eğrisinin üzerinde sonsuz sayıda rasyonel koordinatlı nokta bulunabilir? Problemimiz bu. Değil mi? Yani adi olmayan noktası adi olmayan nokta arıyorduk. İsterseniz bu soruyu da bakabilirsiniz. Şimdi acaba bunun hesaplanabilir bir yanıtı var mı? Yani hangi n'ler bunu sağlar, hangileri sağlamaz? Bunu belirleyebilir miyiz? Tamam, problemimiz bu. Bu sorunun cevabını veren işte büyük problem bu. Birch ve Simmel'in daire sanısı. Bu burada görüyorsunuz zaten. $1 milyon ödüllü bir problem. Çözümü $1 milyon ödüllü. Yani $1 milyon çok para mı? Bilmiyorum. Memlekette zaten tutu bulabiliyorum. Dolayısıyla kim çözecek daha büyük problemi? Problem $1 milyon ödüllü ve şunu söylüyor. Bu kümeye sonsuz sayıda eleman olması için gerekli yeter koşul şurada gördüğünüz çarpımın 0 olması. Bu hesaplanabilir bir şeyle alakalı. O yüzden mesela bu güzel bir video olacak. Ama problem bu. Ve bu problemin değeri $1 milyon. Şimdi şu çarpım nedir? Şu çarpım şu. P asal. Her P asal için E'nin mod P'deki çözüm sayısına bakıyorum. Tamam mı? E'nin mod P'deki çözüm sayısını P'ye bölüyorum. Onun tersini alıyorum. Yani P'yi E'nin mod P'deki çözüm sayısına bölüyorum. Bunların hepsi çarpımına bakıyorum. Bu çarpım sıfır olmalıymış eğer sonuç tane sebebim varsa. Buradaki temel motivasyon şu. Efendim? Ha burada E, altı ne?
Ha, bu yazdığım şey burada e, her gittik yer için bu doğru. Yani doğru olduğunu tahmin ediyorum. Burada da E altı ne? E'nin altına ne var? E sub ne var? Yani E, e sub ne eğrisinin üzerinde sonuç tane nokta olması için gerek yeter koşul. E'nin mod P'de çok çok çözümü olması. Bunu söylüyor. Ha, yani P asallık, yani P'ye kıyasla E'nin mod P'de çok fazla çözümü olması gerekiyor diyorsunuz. Yani kabaca bunu söylüyor. Yani E'nin gerçekten rasyonel çok çözüm varsa belki ben bunları mod P'ye indirdiğimde çok çok çözüm bulabilirim. Kabaca fikir bu. Tamam mı? Bununla alakalı bir sürü hesap falan da yapıyor. Hesapları yapan Birch. Bu da sınırlı daha yok. Ve hani buradan bir sanı ortaya çıkıyor. Cambridge'de, Oxford'da ikisi emekli olmak üzere. Yani hani şey, bu 65'te galiba. Hani bunun hakkında makale yazılıyor ve ya 86'ya kadar hiçbir şey bilinmiyor zaten ki. Hani bir şeyler biliyoruz şu anda. Hani bir şeylerden çok az bir şeyler biliyoruz. Mesela neyi biliyoruz? Eğer bu bunu gerçekten, pardon, neyi biliyoruz? Ha, bu sıfır değilse, bunun sonsuz sayı elemanı. Ha, bu sonsuz sayı elemanı varsa, bunun sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Yani buradan buraya geçmeyi biliyoruz. Sonsuz sayı elemanımız varsa, bu çarpım sıfırdır. Bunu ispatlayabiliyoruz ama, ya ispatlıyoruz dedim, hani benim çok bir şeyim yok. Yani, ben o grubun içinde değilim, yani tam olarak değilim en azından. İspatlayan, hani, o dediğim işte teoremi ispatlayan, lütfen. Şey, Kato. Japon matematikçi. Her neyse. Ya bunun hakkında çok şeyler biliyoruz ama ya, temel mesele, olay geldi, nereye bağlandı? 1 milyon dolar ödüllü bir probleme bağlandı. Buradan bile geçmedi 1 milyon dolar. Mesela. Aslında oradan oraya geçmeyi başarırsan daha fazlasını kazanırsın. Yani birileri verir ya. Birileri vermese bile. Başka birileri verir. Belki ama hatırlarsınız bu şey. Perelman benzer böyle hani Barış'ın bahsettiği problemi çözdü. Perelman bir Rus matematikçisi ve hani sonra 1 milyon doları reddederek böyle Rockstar'a dönüşmüş adam. Herkes ondan konuşuyor. Vay be nasıl 1 milyon doları reddedersin? Bunlarından. Yani işte şey, hani bu problemlerden bir tanesi. Geri kalan altlardan bir tanesi. Her neyse. Bu çalışmıyor. Çalışıyor mu? Hadi. Ben bir şeylere bastım yanlışlıkla galiba. Şimdi gelelim, bu problemi nasıl kullanacağız? Eğer az önce size gösterdiğim o 1 milyon dolar ödülü problemi doğruluğunu kabul ederseniz tanım size bu denkseler hakkında bir şeyler ispat edebilirim diyor. Bu da çok güzel bir teorem aslında. Şunu söylüyor, şu alttaki şeyi unutmayın. Ne bir tek sayı olsun ve karesiz olsun. Bu arada hani eğer ne bir denk sayıysa, yani alanı ne olan bir dik üçgen varsa, kenarları rasyonel sayılar olan, o zaman alanın n çarpı d kare olan, d bir tam sayı olmak üzere böyle bir üçgen de vardır değil mi? Niye? Çünkü o üçgenin kenarlarını d ile çarparsanız bulursunuz. Alanın n çarpı d kare olan. Dolayısıyla n'nin karesi olduğunu varsayabiliriz. Tamam, biz karesiz tam sayıları. Hani acaba denk midir, değil midir? Yani istediği kareleri atabiliriz n'nin içindeki. Şimdi karesiz bir tek sayı aldığımızda, bunun denk olması için gerekli yeter koşul şudur. Bu çok uzun duruyor ama önemli olan mesele bunu test etmesi çok kolay değil. Birazdan örnek göstereceğim zaten size. Şimdi diyor ki bu, alanı ne olan bir denk, n bir denk sayıdır. Ancak n'yi x kare artı 2y kare artı 8z kare şeklinde kaç türlü gösterebilirim? Onu hesaplayalım. Sonra n'yi x kare artı 2y kare artı 32z kare şeklinde kaç türlü gösterebilirim? Onu hesaplayalım. Bunun iki katı olmak zorunda. Yani bunların sayısı, bunların sayısı iki katı olmak zorunda. Yani böyleyse n'ye denk sayıdır ve diğer türlüdür. Tamam ama şey, hani 1 milyon dolarınız varsa, bir de bunu çözecek adam varsa. Tamam mı? Çift sayılara benzer bir kriter var. Ve işin güzel yanı, bu test edilebiliyor. Yani gerçekten senin neye verildiğinde kaç türlü x, y, z, kaç tane x, y, z vardır böyle yazabilirsiniz, bulabilirsiniz. Kaç tane x, y, z vardır böyle, bunu da hesaplayabilirsiniz. Yani bunun kodunu yazması çok çok kolay. Değil mi yani? Bunun için yani gerçekten klavyeye dokunabilmek yeterli herhalde. Ve bunu ikisini kıyaslayabilirsiniz. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu gerçekten çok acayip test edebilir bir şey. Hani bu problem bu halde çok zordu. Ama işte hesaplanabilir bir şey indirgeyebiliyorsunuz. Peki. Şimdi bu teoremin gücünü görelim. Hani gerçekten bir teorem söyledim. Yani dedim ki, hani Tunnell'ın teoremi şuydu. Tunnell dediğim adam, bu da Amerikalı matematikçi. Şu teoremin gerçekten bir gücünü görelim. Hani neden şu indirgeme çok faydalı? Neden hızlı hızlı bir şeyler söylememize olanak sağlıyor? Mesela şunu kanıtlayacağız, bunu kullanarak. N'yi 8'e böldüğünde, N tam sayısını 8'e böldüğünde 7 kalanı alıyorsa o zaman N denktir. Yani böyle bir üçgen vardır. Mesela alanı 800 milyon 7 olan
bir dik üçgen vardır. Tüm kenarları referans yazarlar. Şimdi bunu ispatlayacağım. Yani bunu ispatlayacağım dedim. Hani tanımlı terimleri falan ispatlayacağım. Ben bu dik üçgen nasıl bulur bilmiyorum. Ama bu hani tanımlı yöntemiyle nasıl bulur? Nasıl varlığını ispatlayabiliriz göreceğiz şimdi. Şimdi nevi tek sayı olduğundan hatırlayın tanımın kıstasını. Bunun denk sayı olması için, yani böyle bir dik üçgen bulunabilmesi için gerekli yeter koşul neydi? Tanımın teoremi sayesinde, o bir de 1 milyon dolarımız lazım. Neydi? Şu sayı, yani neyi şu şekilde kaç kere gösterebilirim? Neyi şu şekilde kaç kere gösterebilirim? Bunları hesaplayacağım. Bunun bir diğerinin iki katı olacak. Evet, tanımın teoremi bunu söylüyordu. Hesaplayalım bunları. Şimdi bakın, neyi 8'e böldüm, 7 kalanı veriyormuş. İlk başta bunu not ediyoruz değil mi? Bize verilen bu. Neyi 8'e böldüm, 7 kalanı veriyordu. 7 kalanı verdi, 7, buradaki 7 o. Şimdi ben bir tane kareyi 7'ye bölersem ne bulurum? 0, 1 ya da 4. Başka bir şey bulamam. İstiyorsanız birer birer karelerini alın. 1'den 8'e kurulan sayıları. Bunları sonra 8'e bölümünde ne kalanı verdiğine bakın. Sadece bunları göreceksiniz. 0, 1 ya da 4. Başka kalan görmeyeceksiniz. Sonra bunun 2 katı o zaman bize ne verir? 2 katlarını hesaplarsanız sadece 0 ya da 2 verebildiğini göreceksiniz. 8 katı da tabii ki 8'e bölümünde sadece 0 kalanı verebilir değil mi? 8'e bölünüyor. Değil mi? Yani bu her zaman 0 kalanı veriyormuş. Bu her zaman 0 ya da 2 kalanı veriyormuş. Bu her zaman 0, 1 ya da 4. Şimdi böyle 3 sayı topladığınızda her bir şekilde 7'yi bulabilir misiniz? Hayır. Şimdi zaten hani bunun alt kümesi olduğu bariz bir yandan ama neyse. Onu da istiyorsanız hızlı diye hesaplayabilirsiniz yine. Bakın bu 7, bu yine 0, 1 ya da 4, bu 0, 2, bu da 0. Yine burada hiçbir zaman 7 toplamını bulamazsınız. Dolayısıyla bu da 0. Yani 0 gerçekten 0'ın 2 katı. Değil mi? Dolayısıyla tanımlı teorem diyor ki bize böyle bir dik üçgen varmış. Alanı 800 milyon 7 olan. Tamam. Süper. Vaktinden önce bile bitirdim.